Neyin içine düştüm ben? Neyin peşinde bunlar? Cinayet değil. Başka işlerimi araştırıyorlar. Başka işlerimi... Ha, memur bey. Bakın biz aynı taraftayız memur bey. Aynı taraftayız, tamam mı? Yani suçlular cezasını çeksin, suçsuzları salıverelim diye çalışıyoruz, değil mi? Yani adaletin sac ayağıyız biz. Karakol, avukat, adliye. Yani bizim aslında işbirliği yapmamız lazım. Ya güzel konuşuyorsun da ben burada avukat falan görmüyorum birader. Zanlısın sen, zanlı. İkisi arasındaki farkı anlayabiliyorsun değil mi? Ya kardeşim bak, yani saçma sapan bir ihbar yüzünden aldınız beni, inandınız, tamam. Tamam, senin dediğin gibi olsun. Zanlıyım ben. Fakat saatlerdir burada oturuyorum ben. İfadem alınmadı benim daha. Yani kanunsuz bir iş yapıyorsunuz. Lütfen beni dinleyin. Ben avukatım. Beni böyle tutamazsınız. Kan şekerini düşünsen. Bir şeyler ya da kendine gel hadi. Bak ben avukatım diyorum. Avukatımı istiyorum burada. Zanlı olsam bile avukatımı istiyorum. Hande'mi sen avukattın. Sacaya amacaya bir şeyler geveliyordun. Bak avukatım gelecek buraya. İfadem alınacak, sonra da çıkıp gideceğim. Sizler de kanunsuz işlerin hesabını vereceksiniz. Eyvallah. Çağıralım avukatını, gelsin. Ne güzel bekliyoruz işte. Avukatın eşini alacağız ifadeni. Niye şikayet ediyorsun sürekli? Ya hala ulaşamadınız mı? Avukat benim ofisimde yanımda çalışan meslektaşım diyorum. Ya tosun. Hayır, tosmos istemiyorum ben. Hürriyeti tahdit suçu işliyorsunuz siz. Yemiyorsan götürüyorum ben. Götür istemiyorum. İyi, sen bilirsin. Nereye gidiyorsun kelepçeyi sökmeden? Nereye gidiyorsun? Sök şu kelepçeyi! Kelepçeyi sök diyorum! Kelepçeyi sök! Sakin ol. Sakin ol Tarık. Tarık sakin ol. Direncini kırmaya çalışıyorlar. Derin nefes al, direncini kırmaya çalışıyorlar. Gardını düşürmeye çalışıyorlar. İtiraf etmeni istiyorlar. Sakin ol, oyuna gelme. Korkutacaklar, sonra da ikrar ettirecekler. Sakin ol, oyuna gelme. Sakin ol. Sabah oldu. Hala ifademi alan olmadı. Avukatım nerede benim? Babasının her şeyi papağan gibi tekrar mı edersin ya? Hani eğer öyleyse seninle yaşamak çok sıkıcıdır ha. Memur bey bak, şakanın sırası değil. Bak geceyi elim kelepçeli masada uyuyarak geçirdim ben. Ha, yani bir önce ifademi alsın, itirafımı yapayım. Oradan cezaevine mi geçeyim diyorsun? Ne itiraf, ne cezaevi? Ya birini çağırın, sorgum yapılsın diyorum. Öyle kolay değil o işler. Anlatacak çok şeyim var senin. Hani yazsan roman olur gibi. Anladın? O yüzden Tarık Yenersoy, ötmen yetmez. Bülbül gibi şakıyacağın vakte kadar buradasın. İçmiyorsan alayım. Hayır,